Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde sizlerle beraber AYT denememizin üçüncüsünü çözeceğiz. E, bu denemede ağırlıklı olarak arkadaşlar solunum kısmını yani solunum sistemi kısımları da değineceğiz değerli dostlar. Bunun haricinde yine stomonun açılıp kapanması ve benzeri konuları da değineceğiz. Yani her denemede belirli miktarda farklı konuları değinmeye özen gösteriyorum. Bugün de 3. denememizi çözelim bakalım. İlk sorumuz solunum ile alakalı. Solunum gazlarının doku ve akciğer kılcal damarlarındaki değişimi şekilde verilmiştir diyor. Şekildeki numaralandırılan yerlere hangisi getirilmelidir diye sormuşuz arkadaşlar. Şimdi burada yine ben bir tane boş sayfa alacağım. Bu e boş sayfada benim kendi yöntemimle arkadaşlar e, bunu çözeceğiz. Yani bunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Şimdi şuradan bir tane ince bir ok aldık ve çizdik. Bir tane daha çizdik. Şimdi bu tip sorularda özellikle solunum sisteminde çok fazla karıştırılan şeylerden bir tanesi oksijen ve karbondioksitin taşınmasıdır. Şimdi burada iki tane çubuk aldım. Bu çubuklardan bir tanesine ben arkadaşlar akciğer kılcallığı yazacağım. Şurası akciğer kılcallığı olsun. Diğer kısmımız ise arkadaşlar doku kılcallığı olsun. Doku kılcalları. Şimdi akciğer kılcallarında ne oranı yüksek arkadaşlar? Oksijen oranı çok fazla yüksektir. Yani burada çok fazla oksijen bulunmakta. Bu oksijen arkadaşlar ne yapacaktır? Karşı tarafa hemoglobinle veyahut da serbest halde arkadaşlar ne yapacaktı? Geçiş yapacaktır. Karşı tarafta ise ne fazla değerli dostlar? Karşı tarafta ise karbondioksit miktarımız fazla arkadaşlar. Tamam bu da diğer tarafa ne yapacaktır arkadaşlar? Bakın bu şekilde Diğer tarafa yani akciğer kılcallarına Geçiş yapacaktır. Burada tabii Neler var hemoglobinler var işte e, Karbamino amigdobin şeklinde veyahut da işte Hemoglobin tek halde veyahut da karbondioksitin tek halde taşınması gibi durumlar söz konusu Fakat soru onu bizi sormuyor zaten Bir de bu kısımda arkadaşlar neler var Kendimizin arkadaşlar hücreleri bulunmakta Bu hücrelerde hem oksijen taşınıyor bu kısımda ise bu hücrelerde ne var? Karbondioksit taşınması söz konusu. Tamam mı? Yani sen ee, oksijen ve karbondioksit taşınması denilince aklına hemen bu şekil gelsin. Şimdi diyor ki vatandaş diyor şekillerdeki numarandırılan yerleri hangisi getirmelidir diyor. Bakın doku kılcal damarı diyor. Neyi konuşuyoruz biz burada arkadaşlar? Doku kılcallarını şu kısmı göstermiş bize şekilde. Şimdi bu şekilde arkadaşlar bizim doku hücrelerimize doku hücrelerimiz neresi oluyor arkadaşlar şu kısımda oluyor bakın doku hücrelerin tamamı bu kısımda. Bu kısımlardan ne çıkışı olacak demiştim size? Karbondioksit çıkışı olacak demiştim değil mi? Bunların tamamı karbondioksit üretiyor yani atık bir gaz üretiyor. Ben buradan ne vereceğim peki bu hücrelere? oksijen getireceğim dikkat edersiniz değil mi arkadaşlar? Bakın doku kılcal damarlarından doku kılcal damarlarındaki e, doku hücrelerine ne vereceğim ben burada arkadaşlar? Oksijen getireceğim. Bakın getirdiğim gördüğünüz gördünüz bakın burada getirdiğimi. Aynı şekilde bu hücrelerden ne alacağım? Bu hücreler neyle yüklüydü? Karbondioksitle yüklüydü. Bu hücrelerden de karbondioksit alıyor olacağım. Tamam. Bakın tekrarlıyorum bir kere daha. Bu kısımda doku kılcağlarındaki doku hücrelerinde çok fazla miktarda karbondioksit var. Bu karbondioksit ne yapacaktır? Karşı tarafa geçinmek isteyecektir. Bu yüzden doku hücreleri bana karbondioksit verecek. Ben ne vereceğim doku hücrelerine? Oksijen vereceğim. Şimdi bunu bir de akciğer kılcallarında yapalım. Akciğer kılcallarına baktığımız zaman akciğer kılcallarında ne miktarı fazlaydı? Oksijen miktarı fazlaydı. Oksijen miktarı fazlaysa eğer ki bizim akciğerlerimizden ben nefes aldığımda ne alıyorum abicim? Oksijen alıyorum. O zaman 3 numara vatandaşa ben oksijen diyeceğim. Ben neyi taşıyıp getirecektim buraya? Buradan neyi taşıyıp getirecektim? Karbondioksit taşıyıp getirecektim. Soluk verirken ben ne yapacağım abi? Karbondioksit vereceğim. Bunlar bana ne vermiş olacak bir de? Karbondioksit vermiş olacak. Bakın olay bu yani. Hiçbir zaman karıştırmayın bunu mutlaka hep her zaman yapın. Akciğer kılcallığı, doku kılcallığı şeklinde gerçekleştirin değerli arkadaşlar. Bakın bu şekilde çok rahat bir şekilde çıkıyor. Soluk alıyorsam eğer ki oksijendir. Soluk veriyorsam eğer ki karbondioksittir. O zaman oksijen, karbondioksit, oksijen, karbondioksit gelecek arkadaşlar. Cevabımız ne gelecekmiş? Adana gelecek tamam Bunu bu şekilde gerçekleştirdik. Şimdi bir de ne var? Bizim çok fazla bilinen bir hipotezimiz var. Starlink hipotezi. Şimdi Starlink hipotezi de, e, özetlenmiştir diyor aşağıda, aşağıdaki, şekilde diyor. E, kılcalların atar damar ucu ve toplar damar ucu. Şimdi kılcalların atar damar ucu demek ne demek değerli arkadaşlar? Burada kan basıncı çok yüksek. Yüksek kan basıncı bulunmakta burada. Yüksek kan basıncı. Burada toplar damar ucunda ise arkadaşlar e, düşük miktarda kan basıncı söz konusu. Şuradaki proteinlerin ozmotik basıncı ise arkadaşlar sabittir zaten. Herhangi bir şekilde değişiklik olmaz. Bu 25 mm civada sabitlenmiştir. Tamam. Buradaki Starling hipotezindeki muhabbeti kısaca özetleyeyim ben bir de size. Starling hipotezindeki muhabbet kılcal damarların atar damar ucunda çok fazla miktarda ne vardır değerli arkadaşlar? Oksijen miktarı fazladır. Ve basınç da çok fazla olduğu için buradan şu kısma doğru ne geçiş olacaktı? Oksijen geçiş olacaktı. Burada neler var bir daha abi? Burada bizim doku hücrelerimiz bulunmakta. Bu hücrelere ne vermek durumundayım ben? Oksijen vermek durumundayım. İşte bu yüzden de arkadaşlar atar damarlardan ne geçiş olacak bu hücrelere? Oksijen geçiş olacak. Peki devam edelim bakalım. Burada hücreye ben oksijen verdiysem Hücre buradaki oksijeni kullanıp ne verecektir bana arkadaşlar? Tabii ki karbondioksit, atık madde verecektir yani. Bu tabii amonyak da olabilir, karbondioksit da olabilir, atık madde yani sonuçta. Peki bunlar nereden kana verilecektir geri olaraktan Toplar damardan. Bakın bu taraftan bu tarafa ise ne geçiş olacaktır? Karbondioksit geçişi olacaktır. Yani Starlink bize bunu söylüyor atar damarlardan ka yüksek kan basıncı yardımıyla oksijen geçişi olur. Toplar damarlardan ise düşük kan basıncı yardımıyla karbondioksit geçişi olacaktır der bize arkadaşlar. Starling hipotezi. Grafiğin küçük kan dolaşımına ait olduğu bilindiğine göre A ve B bölgelerinde kandaki madde değişimleri diyor. Şimdi burada bir sıkıntı var yalnız. Grafiğin hangi dolaşıma ait olduğu bilindiğine göre küçük kan dolaşımına ait diyor. Küçük kan dolaşımını bir özetleyelim isterseniz. Küçük kan dolaşımına baktığımız zaman benim tipik bir kalp çizimim vardır arkadaşlar. Bu tipik kalp çizimini şuraya bir hemen çizeceğim. Bu her yerde işinize yarayacak e, muhabbetlerden bir tanesi. Bu arada şunu düzgün çizelim abi. Şöyle bakın. Çizelim tekrardan. Yamuk yumuk olmasın diye dedim. Evet. Şimdi şu kısımlarda arkadaşlar benim bilmem gereken nokta şu. Şu kısma ben sol diyorum. Üst kısım kulakçık. Kulakların nerede? Üstte olduğu için sol kısım sol kulakçık diye adlandırılır. Bu kısım yine soldur. Karnın nerede? Alt kısmında. O zaman sol karıncıktır bu da. Kulağın üstte olduğu için yukarısı kulakçık. Karnın altta olduğu için aşağısı karıncık. Burası da nedir değerli arkadaşlar? Sağdır. Sağ ne? Yine kulakçık. Bu ne abi? Bu da sağ karıncıktır. Okey. Burada sıkıntı yok. Şu kısımda sağ kısımda her zaman kirli kan bulunacaktır. Sol kısımda ise arkadaşlar ne olacaktır? Temiz kan bulunacaktır. Renkten dövmeyi sallama şu anda. Sen sadece benim söylediklerimi baz al. Şu taraf ne olacak? Temiz olacak abi. Bu taraf ne olacak? Kirli kan olacaktır. Daha sonrasında ise değerli arkadaşlar sağ karıncıktan çıkan bir tane damarımız söz konusudur. Sağ karıncıktan çıkan damarımızın ismi akciğer atar damarıdır. Şurası da akciğer olsun tamam mı? Şurası akciğer atar damarı. Şuraya ben hemen ne yazıyorum o zaman? Akciğer atarı diyor. Bakın atar damar olmasına rağmen ne taşıyacaktır bu damar arkadaşlar? Kirli kan taşıyacaktır. Neden? Sağ karıncıkta kirli kan bulunduğu için buraya getirecektir arkadaşlar. Daha sonrasında burada temizleyecektir bu kanı. Akciğer temizleyecektir ve kalbin arkadaşlar neresine getirecektir? Kalbin sol kulakçığına temizlenmiş bir vaziyette getirecektir. Bu damarın ismi ne peki? Bu damarın ismi ise arkadaşlar akciğer topları. Toplar damar olmasına rağmen arkadaşlar ne kan taşıyor? Temiz kan taşıyor. Şimdi Gelin buna işte. Bizim küçük kan dolaşımı dediğimiz şey nedir peki? Bizim küçük kan dolaşımı dediğimiz şey kalbin sağ karıncığından başlayıp çapraz yaparak bitirmiş olduğu yer. Yani sol kulakçıkta bitirmiş olduğu yerdir. Dolayısıyla küçük kan dolaşımı denilince aklımıza hangi yapı gelecektir? Tabii ki de akciğerler gelecektir. Ha, o zaman benim burada söylemiş olduğum muhabbet birazcık ne olacaktır arkadaşlar farklı olacaktır. Neden? Çünkü bizim akciğer atar damarımız vardı ve akciğer toplar damarımız vardı, değil mi? Ve toplarımız var. Akciğer atar damarı oksijen bakımından yüksek miydi? Hayır. Akciğer atar damarı karbondioksit bakımından yüksekti. Akciğer toplar damarı ise oksijen bakımından ne olacaktı? Yüksek olacaktı. O zaman grafik ne yapacak? Tersine dönecek arkadaşlar. Tersine dönecek. Tamam? Olay bu. Yani burada sen atlarsan hemen oksijen karbondioksit diye patlarsın. Hemen bakalım hangisi yanlıştır diye soruyor. A'ya baktığımızda A adamına diyor ki oksijen miktarı diyor azalır diyor. Baktığımızda arkadaşlar bu taraftan bu tarafa doğru geçiş söz konusuysa eğer ki bu taraftan bu tarafa geçişte normalde bu grafiğe ben küçük kan dolaşımı demiş olmasaydım buraya oksijen diyecektim değil mi? Ve oksijen miktarı azalacaktı. Fakat ben buraya karbondioksit dediğim için oksijen miktarı karbondioksit miktarının azalıyor olması lazım. Oksijen zaten doğru düzgün burada olmadığı için oksijen azalır terimi yanlış olur. Diğer tarafta ise karbondioksit artar demiş. Evet normalde eğer ki küçük kan dolaşımı olmasaydı karbondioksit burada artacaktı. Ama bu küçük kan dolaşımı olduğu için burada karbondioksitin artışı söz konusu olmayacaktır değerli arkadaşlar. Bu yüzden bakın bu patlayacaktır. Cevabımız A şıkkı olacak. Mesela bakın D şıkkı ne kadar güzel. Babalar gibi doğru. Karbondioksit azalır diyor. Karbondioksit azalacak. Neden? A'dan çünkü doku hücresine karbondioksit geçecek. Diğer tarafta ise ne geçecek arkadaşlar? Oksijen geçecektir. Ne tarafa doğru? B'den B'ye doğru oksijen geçecektir. Bu dolayısıyla doğrudur. Bakın karbondioksit azalır demiş, protein değişmez demiş. Proteinin ozmotik basıncı sabit olduğu için değişmeyecektir. Zaten. Doğru. Glikoz azalır demiş arkadaşlar, proteinler değişmez demiş. Glikoz miktarım yine bir miktar ne yapacaktır? A'dan doku hücresine geçerken ne yapacaktır arkadaşlar? Azalma gösterecektir. Kirli kanla beraber ne yapacaktır? Azalma gösterecektir protein değişmez demiş zaten ozmotik basıncı sabitti. Amino asit azalır diyor arkadaşlar. Buradan buraya geçerken yine amino asit miktarı ne yapacaktı? Azalma gösterecekti. Yani buraya amino asit de yazsam, glikoz da yazsam tamam mı? Her ne yazarsam yazayım bu taraftan bu tarafa taşınım gerçekleştiği için ne yapacaktı? Azalma gösterecekti arkadaşlar. Oksijen artar demiş ki oksijenin arttığını zaten söylemiştim bu taraftan bu tarafa geçiş söz konusu olduğu için. Bu da doğru bu yüzden. Çok şıktır bu soru. Bilginiz olsun. Bayağı şık sorulardan bir tanesi. ikinci sorumuz. Evet geldik şu üçüncü sorumuza. Silim tabi bunu önce. Hemen sildim. Yukarıda farklı türlü ait A ve B bitkilerinin yapraklarında terleme hızları arasındaki farkı ölçmek amacıyla yukarıdaki deney düzeyi hazırlanmıştır. Her iki yaprak aynı ortam koşullarına bırakıldıktan bir süre sonra renkli sıvı damlacığının ok yönünde ilerlediği belirleniyor demiş. Renkli sıvı damlacığı bu tarafa doğru ilerlemiş. Şimdi bak öncelikle ne yapalım abi? Öncelikle şunu yapalım. Diyelim ki abicim bak buna biz A demişiz buna da biz B demişiz değil mi arkadaşlar? A ve B dediğimiz zaman burada bitki fotosentez yaptığı zaman ne açığa çıkacak? Oksijen açığa çıkacak değil mi arkadaşlar? Bitki fotosentez yaptığı zaman oksijen açığa çıkacaksa eğer ki arkadaşlar ne olacaktır? Bu vatandaş burayı iktirecektir. Yani oksijen veyahut hatta gaz çıkışı olduğu zaman ne olacaktır? Bu bitki bu tarafa doğru ne yapacaktır? İktirme gerçekleşecektir. E kardeşim bu tarafa doğru iktirme gerçekleşiyorsa o zaman B adamı A'ya oranla daha fazla fotosentez yapıyor diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Niye? Eğer ki A daha fazla fotosentez yapmış olsa daha fazla oksijen çıkışı olacaktı ve dolayısıyla bu tarafa doğru iktirme reaksiyonu gerçekleşecekti. Ama bu tarafa doğru iktirme olduysa eğer ki B A'dan daha fazla fotosentez yapıyor anlamına gelecek. Bakalım sorumuza şimdi B yaprağının bilim ağındaki stoma sayısının A yaprağının bilim ağındaki stoma sayısından daha fazla oldu. Evet B'deki stoma sayısı daha fazla çünkü stoma biliyorsunuz ki değerli dostlar ne gerçekleşecekti? Gaz değişimi gerçekleşecek bir İkincisi ise ne değişecektir arkadaşlar? Fotosenteze etki edecektir. Neden? Çünkü yapısında kloroplast bulunuyor. Yani fotosentez yapan bir bitki diğer bitki oranla daha fazla miktarda yani fotosentez işlemi gerçekleştiriyorsa stoma miktarda daha fazladır diyebiliriz. Doğru mu? Doğru. İkiye geldim. A yaprağına, A yaprağına sahip bitkinin B yaprağına sahip bitkiye göre daha kurak ortamlarda yaşayabildiği. Şimdi bak buradan bunu çıkartamam hocam filan cılar olacaktır. Onu da hemen baştan söyleyeyim. Öyle değil bak olay. Çıkartırız yavrum. Niye çıkartırız? Şu yüzden. Şimdi B adamı A'yı oranla daha fazla fotosentez yapıyorsa yani A adamı daha az oranda ne yapacaktı? Fotosentez reaksiyonu gösterecektir. Bir bitki daha az fotosentez yapıyorsa ya ki daha kurak ortamda yaşayabilir mi? Evet daha kurak ortamda yaşayabilir. Çünkü bitki eğer ki daha kurak ortamda yaşıyorsa fotosentez yapamaz. Neden abicim? Çünkü enerjisini tüketmek istemez arkadaşlar. Dolayısıyla arkadaşlar daha kurak ortamlarda yaşayabildiği çıkartılabilir. Daha az fotosentez yapıyorsa. Zaten kesinlik demiyor bana burada. Yani kesinlikle yaşayacak falan demiyor abi. Bu yüzden de bu da doğru. 3'e geldim. A yaprağının üst düzeyinde bulunan stoma sayısının alt yüzeyinde bulunan stoma sayısından daha fazla olduğu. Bak burada patlarsın. Niye patlarsın? Şu yüzden. Şimdi abicim ben A'ya daha kurak ortamlarda yaşar, B ise daha nemli ortamlarda yaşar diye olsam mesela tamam mı? Böyle bir e, muhabbetim olsa söz konusu. A daha kurak ortamda yaşıyorsa daha fazla ışığını yapacaktır, yaprak yüzeyini alacaktır arkadaşlar. Daha fazla ışığı yaprak yüzeyine alacağı için buraya ben stoma ilave edersem buradaki stomalar ne yapar? Hak kıyametine kavuşur. Dolayısıyla A adamının yaptığını arkadaşlar ne olacaktı? Alt kısımlarında stoma birikecekti. Niye? Güneşle ışıkla doğrudan temas etmesin diye. Dolayısıyla A yaprağı eğer ki kurak ortamlarda yaşıyorsa alt kısımda daha fazla ne yapacaktır? Stoma birikecekti. Üst kısımlarda ise kuraklıktan dolayı stoma birikmeyecekti. Patladı. A yapının B yapmana göre birim zamanda oksijen üretiminin daha fazla olduğu. Daha fazla olmuş olsaydı eğer ki renkli sıvı bu taraftan bu tarafa doğru geçiş yapacaktı. Ama soruda ne demiş arkadaşlar? Renkli sıvı bu tarafa doğru kayıyor demiş. O yüzden bu da patlayacaktır. Cevabımız ne gelecekmiş o zaman? Adana gelecekmiş. Tamam? Adana gidiyoruz bayağı bir bakalım. 4'e geldik stomaya alakalı bir soru. Ee, özellikle ÖSYM'nin AYT kısmında sormayı çok fazla sevdiği sorulardan bir tanesi bakalım. Bir stomanın yapısına baktığımızda açık ve kapalı olmak üzere iki şekilde incelenen bir yapıya sahiptir. Şu iç kısımdaki görmüş olduğunuz bakın fasulye tanesi şeklindeki yapılar ise arkadaşlar ne olacaktır? Bekçi hücresi, kilit hücresi veyahut da gardiyan hücresi diye de adlandırılan yapılardır. Bu kilit hücrelerinin bir ince çeperi bulunmakta bir de kalın çeperi bulunmakta. İçtekine kalın çeper dıştakine ince çeper diyoruz. Kloroplast taşı bu vatandaşlar. Bunun haricinde çekirdeği vardır ve stoplazması da bulunmakta. Eğer ki bir stoma açıksa değerli arkadaşlar o zaman bunu sağlayan birkaç tane yapı bulunur. Mesela ben eğer ki kilit hücresinde arkadaşlar Ozmotik basıncı yani madde yoğunluğunu arttırırsam eğer ki değerli dostlar ne yapacaktır? Şunun hemen yan taraflarında değerli dostlar ne vardır? komşu epidermis hücreleri vardı. Bakın şu kısımlarda ne vardı? Komşu epidermis hücresi vardı. Bu komşu epidermis hücrelerinden ben arkadaşlar ne çekeceğim? Su çekeceğim. Neden? Ozmotik basıncım çok yüksek çünkü. Mesela ben gündüz fotosentez reaksiyonu gerçekleştiriyorum. Fotosentez reaksiyonu gerçekleştiriyorsam eğer ki ne yapacağım abicim? Glikoz üreteceğim. E glikoz üretmem benim burada ozmotik basıncın artışına sebebiyet verecek mi? Verecek tabii ki. E ben ne yapacağım abi o zaman? Komşu epidermis hücrelerinden su çekeceğim. Komşu epidermis hücrelerinden su çekmem benim. Buradaki zarları ne yapacaktır? Gerginleştirecektir değil mi? Zarları gerginleştirirse ne olacaktır? Turgor basıncımı da arttırmış olacağım ben arkadaşlar. Neden? Ozmotik basıncı birazcık daha düşürmek amacıyla tabii ki. Tamam. O zaman ne olacaktır? Stoma da açılacaktır diyebiliriz. Buna benzer durumlar yani. İşte gece ben ne yapacağım? Fotosentez reaksiyonunu gerçekleştiremeyeceğim. E o zaman abicim benim ozmotik basıncım ne yapacak? Azalacak. E maddi yolun azaldığı ortamda ben ne yapmayacağım arkadaşlar? Su çekme işlemini gerçekleştirmeyeceğim. Dolayısıyla stoma kapanmış olacak gibi. Stoma açık durumdan kapalı duruma geçerken stoma bekçi hücrelerinin aşıdık özelliklerinden hangisi değişmez diyor. Açıktan kapalıya geçerken ben e, eğer ki buradaki çeperleri kapatıyorsam arkadaşlar ne olacaktır? Turgor basıncım yani su çekme ihtiyacım azalacaktır. Stoplazma yoğunluğum. Stoplazma yoğunluğundan kastın ne abi? Ben glikoz üretmiyorum. Veyahut da ben buradaki glikozları ne yapıyorum? Nişastaya çeviriyorum mesela. Yani stoplazma yoğunluğunu ne yapıyorum arkadaşlar? Azaltmış oluyorum. Bakın azalır. Çeper kalınlığı. Ha. Çeper kalınlığı burada sabittir. Niye? Ben her zaman buna ince çeper diyeceğim. Şu kısma da kalın çeper demem gerekiyor. Çeper kalınlığım herhangi bir şekilde değişiklik göstermeyecektir. Ozmotik basıncım azalacak. Madde yoğunluğum azalıyor çünkü bu yüzden. Hücre zarı ile çeper arasındaki mesafe. Hücre zarı ile çeper arasındaki mesafe ise arkadaşlar bu vatandaş açılırken ne yapacaktır? Azalacaktır. Vatandaş kapalı kapanırken ise arkadaşlar ne yapacaktır? Artacaktır tabii ki. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan gelecek. Güzel sorulardan hoş sorulardan bir tanesi kendisi. 5'e geldik şimdi. 5'e geldiğimizde ise değerli arkadaşlar yine benim her zaman sevdiğim tipte sorulardan bir tanesi sonunum konusuyla alakalı. Sonunumun glikoliz evresinde oluşan pivota enzimler yardımıyla NADH tarafından tutulan hidrojenler katılarak farklı son ürünler oluşturulur demişiz. Bu sayede glikolizin devamı sağlanır demişiz. Şimdi burada glikozdan pivot oluşmuş. Pivot biliyorsunuz 3 karbonlu bir yapıya sahiptir değerli arkadaşlar. Ve burada EL denilen laktik asit oluşturan enzim eklenmiş ve son ürün oluşmuş. Şurası laktik asit yani. Tamam. Fakat etil alkol ise ara ürün denilen bir vatandaş oluşuyor. Biz buna asetaldehit diyoruz. Tamam yazdık bunu. Bu vatandaş arkadaşlar kaç karbonlu? 2 karbonlu. Şimdi şu vatandaş yine bu arada 3 karbonlu. EK denilen etil alkol oluşturan enzim devreye giriyor ve C2H5OH yani etil alkol oluşuyor. 2 karbonlu bir yapı oluşuyor arkadaşlar. Son ürün oluşurken EL hidrojenli pürvata aktarabilirken EK hidrojenli pürvata aktaramaz diyor. EK hidrojenli e, ancak pivottan karbondioksit ayrılması ile oluşan asetaldehite aktarabilir diyor. İşte diyor EK'nın hidrojenli pivota aktaramamasının sebebi diyor hangisidir diyor. Ortamda yeterli EK bulunmaması. Lan ortamda bir mol EK var bir mol de zaten EL var. Yani burada EK veya da EL ile alakalı herhangi bir sıkıntımız yok. İkisinden de var ortamda zaten. Ortamda olmasaydı eğer ki ben buna ne yazacaktım? Çok fazla miktarda EL yazacaktım. Çok fazla miktarda EK yazacaktım, yazacaktım gibi çok fazla miktar bulunmaması ile yok bunun. E'lerinin miktarı NK'dan daha çok olması. Bak aynı muhabbet. Aynı şeyin lacivertini konuşmuşum B içinde. Yeterli miktarda substratın bulunmaması diyor. Ya arkadaş substrat zaten burada gördüğünüz gibi pürüvat. Yeterli miktarda olmamış olsaydı burada reaksiyona girmezdi zaten. Pürüvat ile nataşların reaksiyon oluşturmaması diyor arkadaşlar. Pürüvat ile nataşların reaksiyon oluşturmasaydı ya ki burada oluşturmayacaktı. Patladı. AK'nın pürvatla reaksiyona girememesi. Ha bak bu doğru. Niye? Çünkü enzimler arkadaşlar reaksiyona gireceği substratları ne yaparlar? Belirlerler. Eğer ki bu vatandaş bununla iyi bir şekilde konsantre olamıyorsa yani reaksiyona giremiyorsa eğer ki ne yapacaktır arkadaşlar? Reaksiyon oluşmayacaktır. Dolayısıyla bu vatandaş kendisi zaten iki karbonlu olduğu için ne yapacaktır arkadaşlar? 2 karbonlu birisiyle reaksiyona girmek isteyecektir. Bakın bu cevabım olacaktı. Tamam. Yine güzel soruydu bu da. Evet. Altıda ise arkadaşlar bir tane ne var? E, kan grubu sorumuz bulunmakta. Kalıtımla alakalı. Bakalım. Aşağıdaki tabloda Kuzey Amerika'da yaşayan insanların kan gruplarının bulunma yüzdeleri verilmiştir diyor. Sıfır kan grubu vermiş. AB ve A, B şeklinde verilmiş. Buna göre kan gruplarının dağıtımı verilen bölgeyle ilgili demiş. İfadelerinden hangisi doğrucu diye sormuşuz. Bireylerin %50'sinin kan grubu genotipi kesin olarak söyleyebilene demiş. Genotip neydi abi? Genotipte ben mesela ne yapacağım? Sıfır kan gruplu beyin sıfır sıfır mı olduğuna bakacağım. ve hatta A kan gruplu beyin A sıfır mı yoksa A mı olduğunu belirlemem gerekiyor. Şimdi burada genotipe baktığımız zaman hangisini kesin olaraktan söyleyebilirim? Şu vatandaşı söylerim. Niye? Çünkü A eş baskındır. B o da baskındır sıfıra. Yani dolayısıyla çekinik olan bir vatandaşım ben ne yapabilirim arkadaşlar? Kan çok rahatlıkla söyleyebilirim. O zaman bir bunu söyleyeceğim. Bir. Şunu söyleyemem çünkü bu A0 da olabilir, AA da olabilir, bilemem. Bunu söyleyemem B0 da olabilir, BB olabilir, bilemem. Ama bunu söyleyebiliyorum bakın. Direkt AB çünkü. Bu da doğru. 47 3 daha 50 yapar. Doğru mu? Doğru. %50'si demiş zaten. Bu popülasyondaki bireylerde B geninin bulunma ihtimali kan grubu ile ilgili diğer görünme ihtimalinden daha yüksektir diyor. Lan Allah aşkına alıcı gözüyle bak. B'ye bakıyorum. B0 veya BB olabilir 9 oranında. Bir de ne var bak B ile alakalı ne var abi? Bu var. AB. Yani buradaki B ihtimali bulunmakta yani. E bu ne abi? 3. E diğerlerine bakıyorum orana bak abicim diğerlerinde. Diğerlerindeki oran bunlardan çok daha yüksek olduğu için bu patlar zaten. Yapılacak rastgele evlilikler sonucu sıfır kan grubu çocuklarının doğma ihtimali AB kan grubu çocuklarının doğma ihtimalinden yüksektir. Doğru. Niye? Çünkü mesela diyelim ki A0 ile B0 evlendi. E A0 ile B0 evlendiği zaman arkadaşlar ne olacaktır? Burada değerli arkadaşlar. Şöyle dağıtalım hemen. A ile B'yi bakın çarprazdım. Şununla şununla. Şöyle A0 yaptım. B0 yaptım. 00 yaptım. Şimdi bakın burada değerli arkadaşlar ne olacaktır? 00 kan grubu çıkıyor. Ha AB de çıkıyor. Ama mesela diyelim ki A0 ile 00 evlendi. E, dolayısıyla bakın burada ne çıkacaktır? Bir sürü arkadaşlar 0 0 kan grubu bölüler meydana gelecektir. Bakın hem burada şu evlilikte çıkabiliyor 0 0 hem de bu evlilikte çıkabiliyor. Keza B0 ile 0 da çaprazdığı zaman yine 0 0 kan grubu çıkacak mı? Çıkacak. Oranı yüksek zaten. Ama AB'nin ise oranı zaten düşüktür değerli dostlar. Bu yüzden 0 kan grubu bölülerin çıkma ihtimali daha fazladır. Al yuvarlarında AB0 kan grubu ile ilgili protein bulunduran bireylerin oranı protein bulundurmayanlardan daha fazladır diyor. Şimdi bakın al yuvarlarında AB0 kan grubu ile ilgili protein bulunduran bireyler hangileri burada arkadaşlar? Mesela şu vatandaş ne bulunduracak? A antijeni. Bu vatandaş ne bulunduracak? B antijeni. Bu vatandaş ne bulunduracak? A ve B antijeni. Bu vatandaş antijen bulunduramayacak. Yani diyor ki şunların oranı diyor. Bundan diyor daha yüksektir diyor. Topla gel 41953 daha 53 bu ise 47. Doğru mu? Doğru. Cevap ne? 1, 3, 4. Denizli gelecektir. Şimdi ise hani belki sorulabilir AYT kısmında da diye biz ne yaptık? Bunu buraya yerleştirdik. Hücresinden madde alışverişi arkadaşlar. Bakalım hücrelerinde amino asit yoğunluğu %9 olan canlı bir sünger %2'lik amino asit çözeltisi içeren bir kaba bırakılmıştır diyor. Şimdi bu vatandaş %9 oranında ne varmış? Amino varmış bunun içerisinde. %2'lik de amino asit çözeltisi olan bir kaba bırakılmıştır. Bir süre sonra kap içerisindeki sıvı e, yüksekliğini konuşamadım. E, hidrojen şey, haş kadar arkadaşlar azaldığı ve amino asit oranının değişmediği görülmüştür. Şimdi bu kısım azalmış. Tamam. Şimdi abicim bak burada soruya geçmeden önce şu yorumları yapıyor olmam lazım. Şuradaki suyun %2'si amino asit çözeltisi ise %98'i nedir abi? Su. Tamam. Canlı süngerin ise şuraya %9 yazmayalım. Şuraya yazalım. Canlı süngerin %9'u eğer ki e, amino asitse %91'i de sudur abi. Tamam mı? Su nerede daha fazla? kapta daha fazla. Nerede daha az arkadaşlar? Süngerde daha az. O zaman suyun çoktan aza geçme durumu söz konusu. Dolayısıyla bakın buradaki su ne yapacaktır? Süngere doğru geçeceği için buradaki H seviyesi ne yapacak? Azalmaya başlayacaktır. Değil mi? Olay bu yani. Tamam. Bu deney düzeniyle ilgili. Şöyle bir B yapalım. Bu deney düzeninde demiş. Uygulamalarından hangilerinin yapılması H mesafesinde Artışa sebebiyet verecektir demiş. Haşta artışa sebebiyet verecek. Yani su yukarı doğru çıkmasını istiyorum ben. Tamam. Bakalım. Kaba glikojen eklenmesi. Ben şimdi kaba glikojen ilave edersem eğer ki arkadaşlar. Ne olacaktır? Kaba ben mesela diyelim ki %5'lik bir glikojen ilave ettim kaba tamam mı? Glikojen. Buradaki madde yoğunluğunu arttıracağım mı? Yüzde iki de amino asit vardı sonuçta. Buradaki madde yoğunluğu artacak mı? Kaptaki madde yoğunluğu evet. Buradaki su miktarı azalacak mı? Evet buradaki su miktarı ne yapacaktı değerli arkadaşlar? Azalmaya başlayacak. Neden? Madde yoğunluğu artıyor çünkü. E buradaki mesela su yoğunluğu yüzde doksan olmuş olsun. Yüzde onda madde olmuş olsun. Madde dediğim ne? Glikojen ne? Amino asit yani. Dolayısıyla bizim sünger süngerin madde yoğunluğundan daha az mı madde daha fazla mı madde yoğunluğu olacak? Evet. Dolayısıyla bizim süngerden ne yapacaktır arkadaşlar? Su çekmek isteyecek. Yani şunu demeye çalışıyorum. Kaptaki madde yoğunluğu süngerden daha fazla ise eğer ki süngerden kaba geçiş olur. Ama tam tersi ise kaptan süngere su geçişi olacaktır. Tamam Buradaki kaba glikojen eklenmesi kaptaki madde yoğunluğunu arttıracağı için süngerden kaba su geçişi olacaktır. O zaman bakın ne yapacak? H seviyesi artış gösterecektir arkadaşlar. Doğru mu? Doğru. Bir var yani sünger hücrelerinde protein sindiriminin gerçekleşmesi. Süngerde protein sindirimi gerçekleşirse süngerde ne daha fazla olacaktı? Amino asit çıkacaktı. Yani buradaki %9'luk amino asit oranı belki %19 olacaktı. Ben buradaki madde yoğunluğunu arttırırsam bu taraftan yani kaptan süngere ne geçiş olacaktı? Su geçişi olacaktı. Çünkü burada madde yoğunluğu yani ozmotik basınç daha fazla olduğu için. Peki kaptan sünge su geçiş olursa o zaman H seviyem azalacaktır. Patladı. Sünge ve glikoz verilmesi. Aynı muhabbet. Süngerde madde yoğunluğunu arttırırsam eğer ki ne yapacaktı? Kaptan arkadaşlar sünge su geçişi olacaktı. H seviyem azalacaktır. Patladı. Süngerde protein sentezinin hızlanması diyor arkadaşlar. Süngerde protein sentezinin hızlanmasına baktığımızda ise Şimdi şöyle göstereyim hemen. Protein sentezi hızlandı süngerde. Protein sentezin hızlanıyorsa eğer ki abicim amino asitleri ne yapıyorsun demektir? Proteine çeviriyorsun demektir. E ortamda 100 tane amino asitten ben bir tane protein yapacağım için madde yoğunluğum ne yapacak benim arkadaşlar? Madde yoğunluğum azalacak. E madde yoğunluğum azalacaksa o zaman sünger bu tarafa doğru ne verecektir? Su verecektir. İstediğim cevap mı bu da benim? Evet. H seviyesini arttıracaktır. Tamam mı? Bunu da söylemiş olduk. Cevap 1.4 gelecek. Ben pdf dosyasında size arkadaşlar C şıkkını 1 4 şeklinde yapacak şekilde düzelteceğim. Bilginiz olsun. Onu düzeltirim tamam. Orada bir dizgi hatası olmuş. Onu da düzeltiriz. Düzelttik şimdi. PDF dosyasında dediğim gibi 1 4 şeklinde vermiş olacağım size onu. Geldik 8'e. Yukarıdaki grafikte 5 farklı canlı türüne ait yaşam evleri verilmiştir diyor. Bu grafiklerin çizimi sırasında türlerin oluşturduğu popülasyonlarda içe ve dışa göçte engellenmiştir demiş. A eklem bacaklılar, B memeliler, C kuşlar, D süngerler, E kabuklular diye vermişsiniz. Tamam. Bu canlı türleriyle ilgili hangisi doğrudur? E demiş yani kabuklular canlı türünde genç yaşta ölümler çok hızlıdır diyor. E'ye baktığımız zaman herkes abi nereden başlamış? Binden başlamış. Fakat burada dikkat ettiyseniz arkadaşlar E'ye baktığınızda 10 e, yaşında yani 10 yılında arkadaşlar başlayaktan çok fazla ölümler gerçekleşmiş. Bakın şu zaman aralığında özellikle çok fazla ne yapıyorsun? Ölümlerin gerçekleştiğini görüyorsun Arapçı. O zaman genç yaşta ölümler E'de fazladır diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz tabii ki. 5 canlı türünde 90 yıl boyunca yaşamını sürdüren bireyler vardır diyor. 5 canlı türünde 90 yıl boyunca şurada 90 bakın. Burada hala ölmeyen bireyler var. Burada yine ölmeyen bireyler var. Başka şurada yine ölmeyen bireyler var. Burada yine ölmeyen bireyler var ve burada da ölmeyen bireyler söz konusu. Yani A B C D E için e, hepsi içinde 90 yaşında yaşayan bireyler mevcut. 100 yıl içerisinde B sayısındaki en az değişim A canlı türünde gözlenmiştir diyor. Evet herkes 1000 ile başlamıştı oyuna. Fakat daha sonrasında bakın B'ye baktığımda abicim B ne yapmış arkadaşlar? Baya bir e, değişim göstermiş. C ondan daha fazla. D ondan daha fazla. E ise çok 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 fazla değişim ne yapmıştır arkadaşlar? Göstermiştir diyebiliriz. Çok fazla değişim göstermemesinin sebebi A'nın birazcık daha ne olması arkadaşlar? Hani... E, koşullara uyum sağlamasından kaynaklı. Tamam. Herkes ama burada dikkat ettiyseniz arkadaşlar zaten bir süre hak kıyametine kavuşmuş. Ama en az değişim burada var. Cevap ne gelecek o zaman? Edirne gelmiş olacak. Bunu da konuştuk. Geldik 9'a. Yukarıdaki grafikte aynı cins sahip 3 popülasyonun ortam tuzluğuna bağlı gelişime gösterilmiştir diyor. Tamam. Bu grafiğe göre demiş hangisi demiş doğrudur diye sormuş. B popülasyonunun tuzluk gelişimine toleransı en fazladır. Tolerans soruları önemli bizim için. Toleransta yapacağım şey tabana bakıyor olmak. Hangisinin tabanı daha fazla ili? Aha da bak bunun tabanına bakıyorsun. Toleransı bayağı geniş dikkat ettiysen. Şunun tabanına baktığımda ise bakın A'nın tabanına baktığımda ise birazcık daha, daha bir tolerans olduğunu görüyorum. Diğerine baktığım zaman arkadaşlar yine B'ye oranla birazcık daha tolerans tabanının dar olduğunu görüyorum. Dolayısıyla en fazla bakın dikkat ettiyseniz hemen onu da farklı bir renkte gösterelim. Tabana baktığım zaman en büyük taban kime ait? B'ye ait. O zaman toleransı en yüksek kimdir? B'dir diyebiliriz arkadaşlar. Şunu silelim hemen. A popülasyonu ile C popülasyonu aynı tuzluluk oranına sahip ortamda yaşayabilir diyor arkadaşlar. A popülasyonu ile C popülasyonu. Şimdi A popülasyonu burada C popülasyonu ise burada. İkisinin herhangi bir kesişimi söz konusu mu değil. İkisinin kesişimi söz konusu değilse eğer ki patlar. Ama demiş olsaydı ki eğer ki soruda A popülasyonu ile B popülasyonu aynı tuzluk oranına sahiptir, aynı tuzluk oranına sahip ortamda yaşayabilir demiş olsa kesişimi olduğu için doğru alacaktım. Ama C dediği için doğru alamayacağım. B popülasyonuna ait türler çok az ve çok fazla tuzlu ortamlarda yaşayamazlar. Şimdi çok az tuzlu ortam neresi? Burası. Çok fazla tuzlu ortam neresi? Burası. Evet. B orta bir yerde yaşıyor diyebiliriz. Doğru. B popülasyonu yaşadığı her ortamda C popülasyonun birey sayısı daha fazladır diyor. He. Şimdi burada birazcık ne yapmışız abicim? Katakule yapmış olabiliriz arkadaşlar. Neden? Bakın. Birazcık daha yakınlaştıracağım şekli. Hemen şöyle biraz daha yakınlaştıralım arkadaşlar. Yakınlaştırdığımız zaman şu kısma bakıyorum. Bu kısma baktığımda ve çengel çizdiğimde bir tane nokta nokta çizdiğimde bakın şu kısımda ben diyelim ki X kısmı. Bu X kısmında arkadaşlar B popülasyonunun sayısı yüksekken C popülasyonu ise arkadaşlar gördüğünüz gibi daha minimum düzeyde. Ha o zaman abicim B popülasyonu yaşadığı her ortamda C popülasyonun B sayısı daha yüksektir diyebilir misin? Diyemezsin. Her ortam demiş çünkü. Genellikle demiş olsaydı eğer ki arkadaşlar bana ne olacaktı? Bir sıkıntı olmayacaktı. O zaman ne olacaktı? Bu patlayacaktı. Cevap ne gelecekmiş peki? 1 ve 3 gelecekti. Tamam. 9 da bu idi. Evet. En fazla sıkıntıya düşülen konulardan bir tanesi belki de gen mühendisliği, genetik mühendisliği ve biyoteknoloji. Vs. biyoteknoloji şeklindeki uyarlamalardı. Bakalım. Aşırkan'ın hangisi gen mühendisliği alanındaki uygulamaların sağladığı yerlerden birisi değildir diye sormuşuz. Tarımda böcek öldürücülerin yerine böcek yiyen canlıları kullanmak. Bu kalsın. İnsülin üretiminden sonra gelin bir bakteri aktarılıp daha ucuza ve kısa sürede insülin üretimini sağlamak. Şimdi bak genetik mühendisliği veyahut da gen mühendisliğinde normalde iki tane canlı grubumuz olsun. Bir tane A bir tanesi B. A vatandaşında bir özellik var B'de ise o özellik yok. A vatandaşındaki bir özelliği olmayan bir özelliği B'ye aktarıp onda alevlendiriyorsam eğer ki bunun ismi genetik mühendisliği. Tamam mı? B'ye baktığımda tam bu muhabbet aslında. İnsülin üretiminden sorumlu gelin bir bakteriye aktarılıp daha ucuza ve kısa sürede insülin üretimini sağlamak. O bakteri normalde insülin üretimi yapmıyor. Ama ben yaptırtıyorum. Bakın bu genetik mühendisliği bitkilere gen aktarılır. Bak yine gen aktarılaraktan. Bitkilerin hastalıklara veya suya karşı daha da olmasını sağlamak. Normalde yok o gen bitkide. Bu da aynı şekilde. Mikroorganizmalar aktarılan genlerle bu canlıların doğaya bırakılan organik atıkları parçalamasını sağlamak. Normalde yok o canlıda. İnterferon üretimini sağlayan genin bakteriye aktarılaraktan daha ucuza interferon üretmek. Aynı şekilde yok normalde o canlıda. Diğerinde ise A şıkkından bahsediyorum. Yani biyoteknolojiden bahsediyorum arkadaşlar. Burada ise bakın örneğe bak. Tarımda böcek öldürücülerin yerine böcek yiyen canlıyı kullanmak. Bir canlı yerine başka bir canlıyı kullanıp ne yapıyorum abicim? Burada e, refah, ferahlık sağlıyorum yani. Yani burada herhangi bir gen aktarım söz konusu değil. İşte genetik mühendisliği biyoteknoloji arasındaki fark bu. Ne yapıyorum? Bakın biyoteknoloji. Biyoloji alakalı bir teknoloji çalışması gerçekleştireceğim. Böcek öldürücülerin, kimyasalların yerine böcek yiyen canlıyı kullandım. Biyolojik mücadele yaptım yani. Bu yüzden cevap aşık olacaktır. Çok fazla karıştırılıyor o yüzden üzerinde ne yaptım? Durmak istedim. Evet geldik dolaşım sisteminde belki de dolaşım sistemi demeyeyim ben bunu daha çok. Ee, ne diyeyim sindirim sistemi diyeyim. Sindirim sisteminde daha çok böyle soruların sorulabileceği yerlerden bir tanesi kendisi karaciğerdir. Karaciğere baktığımız zaman hiç bak soya geçmeyelim öncelikle. Karaciğere baktığımız zaman karaciğere giren damarlar bir organa birden fazla damar geliyor dikkat ettiyseniz. Bu organ sadece karaciğerde bulunuyor dikkat edin buna da. Karaciğer arkadaşlar ne yapacaktır? Şurası karaciğer atar damarıdır. Karaciğer atar damarıyla ne yaptık abicim? girdik. Karaciğer tardama ile girdim. Nele çıkacağım? Tabii ki de şurası da karaciğer topları. Onu da yazdım hemen. Bir de karaciğere ince bağırsaktan giren bir tane daha damarımız söz konusu. O da nedir arkadaşlar? Kapı toplar damarı. Kapı toplar damarı diye adlandırılan damar. Bakalım. Güzel. Kapı toplar amacı ben yeni bir tane besin yedim tamam mı abi? Bu besin tamam nerede sindiriliyor sonuçta? Monomerlerine neredeymiş şu ince bağırsakta. Bu ince bağırsakta değerli dostlar glikoz gibi e, karbohidratların taşındığı ve lime lime parçalanıp verildiği yani kana verildiği damarın ismi kapı toplar damarı diye adlandırılıyor. Özellikle arkadaşlar burada Tok bir insanda kapı toplar glikoz madde yoğunluğu çok fazladır. Neden? Çünkü ben daha yeni sindirimimi gerçekleştirmişim. Bu yüzden glikozları neye vereceğim? Karaciğere vereceğim. Karaciğerde glikozların fazlasını ne yapacaktır? Glikojene çevrilecektir. Ha, i̇htiyacım varsa da karaciğer toplar damarı yardımıyla kana vereceğim abiciğim. Olay bu şekilde gerçekleşecek. Karaciğerde gerçekleşen bir şey daha vardı biliyorsunuz. Ornitin döngüsü yani ne yapacağız arkadaşlar biz? üveye çevirme aşamalarını nerede gerçekleştireceğiz? Karaciğerde gerçekleştireceğiz. Yukarıdaki şekilde karaciğer bağlı damarlar verilmiştir. Buna göre numara damarlarla ilgili hangileri doğrudur diye sormuşuz. Bir numaralı damar açlık durumunda glikoz oranı en fazla olan damardır diyor. Ha, bak şimdi tokluk zamanında ben sonuçta bütün, bütün besinleri ne yapmıştım? Monomerlerini ayrıştırmıştım. Bu yüzden Tokluk zamanında ne olacaktır arkadaşlar? 3 numaralı kapı toplar zamanında glikoz miktarı daha fazla olacaktır. Ama aç açım ben. Açken burada herhangi bir ne yoktu abicim? Bu taraftan bu tarafa bir geçiş söz konusu değil açken. Açken ne yapacağım ben? Karaciğerde depolanan glikojeni glikoza çevireceğim. Bu glikozu hangi damarla vermem lazım? Vücuda karaciğer toplarıyla veriyor olmam lazım. Dolayısıyla ben açken en fazla ne olacaktı? Bir numaralı damarda hareket arkadaşlar ne olacaktır? E, yüksek olacaktı glikoz miktarı. Doğru. 3 numaralı damar sindirimin yeni tamamlamış bir bireyde glikoz oranı en fazla olan damar. Evet. Tokum abi sonuçta. Tok olduğum için en fazla miktarda olacak kapı toplar damarında. Oksijen bakımından en zengin kan 2 numaralı damarda bulunur diyor. Oksijen bakımından baktığımızda atar damarlar oksijen miktarından zengin. Toplar damar karbondioksit ve karaciğer topladı. Karbondioksit bakımından zengindir. Doğru. 2 ve 3 numaralı damarlar oksijen. 1 numaralı damar ise karbondioksit bakımından zengin kan taşır diyor. 2 ve 3'e baktığımız zaman oksijen bakımından değil karbondioksit bakımından zengindir. 1 ise oksijen şey pardon. 2 ve 3'e baktığımızda 2 numaralı damar oksijen bakımından zengin. 3 numaralı damar karbondioksit bakımından zengin. 1 numaralı damar ise karbondioksit bakımından zengindir. Bu ise arkadaşlar ne yapmış? Saçmalamış. Neden? 2 ve 3'e oksijen demiş. Bu vatandaş zaten karbondioksit bakımından zengin olacaktı. Toplar damar olduğu için. Bu patladı. Cevap ne gelecekmiş o zaman? 1, 2 ve 3 gelecekmiş. Tamam Geldik buna. Tabi hazır deneme çözüyorken ne yapmamız lazım? Destek ve hareket sisteminden de soru soruyor olmamız lazım. Bir canlıda bulunan iki farklı kas dokusuna aynı anda ve eşik değerin üstünde uyarı verildikten sonra kaslarda meydana gelen kasılma miktarları yandaki şekilde gösterilmiştir. Şimdi bu şekli gördüğün zaman şunu biliyor olman gerekiyor senin. A adamına ve B adamına bir şey demen lazım. Yani A adamı nedir? B adamı nedir abici? A adamı dikkat ettiyseniz kasılma ve gevşeme B'ye oranla daha hızlı gerçekleşmiş. Yani kasılıp gevşemiş vatandaş. Kasılıp gevşemenin hızlı olduğu arkadaşlar bizim kasımız ne olacaktır? Çizgili kas olacaktır. Çizgili kaslar istemli kasılırlar fakat kısa süre kasılması. B ise ne olacaktır? Bakın birazcık daha kasılma ve gevşemenin yavaş olduğu ne olacaktır? Düz kas. İstemsiz kasılırlar. Fakat kasıldığı zaman çok güzel bir şekilde ne yapacaktı? Yavaş şekilde kasılma gerçekleşecektir. Buna göre ifadelerinden hangileri doğru olabilir diye sormuşuz. A kasılma evresi üyelerin, B kasılma evresi iç organların yapısına katılan kas çeşidine aittir. A kasılma evresi üyelerin, kolların, bacakların istemli kasıyorum. Çizgili kaslar çünkü. B ise iç organları. Mesela düz kaslara baktığımızda iç organların yapısına. Mide işte karaciğer vesaire. Ne olacaktı? Ait olacaktı. Ben karaciğer istediğim zaman kasamıyorum sonuçta. Takdir edersiniz ki doğru mu? Doğru. Dikkat edin sonra doğru olabilir diyor. Ona dikkat etmekte fayda var. B'de kaslık gevşeme süresi daha kısadır diyor. Hayır daha fazladır. Bakın gördüğünüz gibi daha fazla olduğu gayet net bir şekilde gözüküyor. O zaman ne olacak? Patladı. A'nın kasıtlı gevşemesi merkezi sinir sistemi tarafından denetlenir. Şimdi ben bir işlem yapıyorsam, çizgili kastı daha iyi olsam arkadaşlar ne olacaktır? Ben bir işlem yapıyorsam eğer ki ne yapacaktır? Merkezi sinir sistemi beyin ve omurilik tarafından denetleniyor olması gerekiyor arkadaşlar. Yani ondan izin almadan ne yapamayacağım? Bir reaksiyon gerçekleştiremeyeceğim. Cevap ne evet. gelecek? Ceyhan gelmiş olacak. Tamam. 13. sorumuzla devam ediyoruz değerli arkadaşlar. Burada yapacağım birkaç tane muhabbet söz konusu. O yüzden burayı ben ne yaptım? Sordan e, sorudan öncesinde yazmış oldum. 13 alakalı muhabbetimiz şu. 5 üssü 3 üssü muhabbetleri çok fazla karıştırıldığı için ve akabinde o kazaki fragmentleri de çok fazla karıştırıldığı için arkadaşlar ben bununla ilgili önümüzdeki hafta içerisinde bir tane kısa e, bilgiler videosu çekeceğim o bir kenarda duracak zaten. Şimdi sorumuza baktığımızda ise sorumuzu da öncelikle çözmeden önce yapacağım işlem ne olacak? Şu olacak abi. Yapacağım işlemlerden bir tanesini özellikle söylüyorum. DNA'nın iki tane ipliği söz konusu. Bu ipliklerden bir tanesine tamamlayıcı iplik diyoruz. Bir tanesine ise anlamlı iplik diyoruz arkadaşlar. Bu anlamlı ipliğin karşısında bir tane mRNA geliyor. Bu mRNA'nın karşısında ise bir tane de tRNA geliyor. Eğer ki ben DNA üzerindeysem bu DNA üzerinde olmamın sebebi koddur. Kod diyoruz DNA üzerindeki bilgilere. mRNA ise bu arkadaşlar. mRNA'ya ben kodon diyeceğim. Eğer ki ben e, tRNA üzerindeysem bu tRNA ise arkadaşlar ne diyeceğim? Antikodon diyeceğim. Bu şekilde sıralanacak yani. Kod, kodon, antikodon. Bunların hangisine ne denildiği çok fazla önemli benim için. Şimdi 5 üssü 3 üssü yönünden arkadaşlar ne yapılmış? Burada bir e, iplik sentezlemiş. Anlamlı ipliğinde 5 üssü 3 üssü 4 dizilim olan bir DNA parçası sayesinde mRNA sentezlenmiştir diyor. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken nokta şu. Dikkat etmeniz gereken noktada e, özellikle göstermek istediğim nokta şu. Eğer ki 5 üssü 3 üssü yönünde sentezlenen bir e, iplik söz konusuysa bu 5 üssünün karşısına yine 5 üssü gelmez. Bunun karşısına gelecek vatandaş 3 üssüdür arkadaşlar. 3 üssünün karşısına ise gelecek vatandaş 5 üssüdür arkadaşlar tamam mı? Unutmayın bu kısmı bu kısım bizim için önemli. Yine aynı şekilde keza tamamlayıcı iplik de arkadaşlar 3 üssü bunun karşısına ise 5 üssü gelecektir. Şöyle gösterelim 5 üssü gelecektir. Tamam. Yani karşısındaki iplik her zaman ne olacaktı? Onun tam tersi olacaktı. Tamam mı? Bilginiz olsun. Şimdi buradaki vatandaşları ne yapacağım? E-mRNA üzerine taşıma işlemini gerçekleştireceğim. Hemen taşıma işlemini gerçekleştirelim. Adeninin karşısına kim gelecek? Timin gelemiyor. Yok çünkü. E, RNA'dan bahsettiğim için. Burası gelecek. Adeninin karşısına yine Urası gelecek. Stozinin karşısına gelecek? Guanin gelecek. Stozinin karşısına Guanin gelecek. Adeninin karşısına yine Timin gelemeyecek. Urası gelecek. Bu şekilde ne yapacağız arkadaşlar? Düzgün bir şekilde yalnız. Bakın özellikle söylüyorum düzgün bir şekilde ne yapacağız? Dolduracağız. Çünkü bir hata bizi ne yapar arkadaşlar? Gümletif. Gümlettiği zaman da hoş şeyle oluşmaz biliyorsunuz. Sınav bu sonuçta. Guan'ın karşısına stozin. Stozin'in karşısına guan. Adanın karşısına ise burası gelecektir. Şimdi bunları ne yapacağım abicim? Ben buradaki muhabbetten bunları güzel bir şekilde çıkarmaya çalışacağım. Bakalım. UUG diyor. Şu kısım UUG. Neyi şifreliyormuş UUG? A'yı şifreliyormuş. Yazdım. GUC. GUC neyi şifreliyormuş arkadaşlar? R isim Yazdım. GUG neyi şifreliyormuş? A'yı şifreliyormuş. Yazdım. CUG neyi şifreliyormuş? CUG. S'yi şifreliyormuş. Yazdım. UUG neyi şifreliyor? A'yı yazdım. C, G, U niyi şifreliyormuş arkadaşlar? R'yi şifreliyormuş yazdım. Şimdi burada aras R şeklinde B şıkkını işaretleyip geçebiliriz. Ama ne olur? Gitti. Soru gitti ondan sonra. Verdiğim bütün emek ne oldu? Gitti. Niye? Şu yüzden arkadaşlar. Ne diyor parantez içinde sana? MVNA sentezyonu diyor. 5 üssü 3 üssü yönleri diyor. Yani senin yazmış olduğun aslında şu ifade abicim ne yöne oldu? 3 üstüne 5 üstü olmuş oldu. Ben ne diyorum abi? Buradan buraya sentez yapmıyor diyorum. Buradan buraya sentez yapıyor bu vatandaş diyorum. O yüzden yazarken tersini yazacağım. Yani R ile başlayacağım. Sonra A ile devam edeceğim. Sonra S ile devam edeceğim. Sonra yine A ile devam edeceğim. Ve R ve A ile devam edeceğim. Ra, ra çıkacak. Yani deniz dolmuş olacak. Sentez yönleri bizim için çok ama çok önemli değerli arkadaşlar. E, bu yüzden de bunları lütfen ama lütfen e, hani es geçmeyelim. Çünkü B'yi işaretleyecek de bir sürü e, öğrenci tayfamız söz konusu olacaktır tabii ki. Evet. Bir sonraki parçamızda dördüncü sınavımızla birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalınız arkadaşlar. Kendinize iyi bakınız.